Evet arkadaşlar, yasama anlatımlarımız devam ediyor. Burada da parlamento kararıyla videomuza ve dersimize başlamış olacağız. Parlamento kararları dediğimizde parlamento kararlarını şöyle tanımlıyoruz arkadaşlar. Parlamento kararları meclisin kendisiyle, yürütmeyle ve yargıyla ilgili almış olduğu kanun dışındaki kararlardır. Kanun dışındaki kararlardır durumuna dikkat edelim. Ve burada şunu odaklanalım. Şimdi kanunla parlamento kararı arasındaki ayrımı izah etmeye çalışacağım. Kanun bir konuda kurallar bütünüdür. Bu böyle olacak, şu şöyle olacak, bu şöyle gerçekleşecek. Bu şekilde kurallar bütününe kanun diyoruz arkadaşlar. Ama parlamento kararı dediğimizde meclisin bir konuda yapacağı seçimlik durumu ifade etmiş oluyoruz. Yani şöyle 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 olacak kurallar koymak kanun oluyor. Ama şöyle mi olsun, böyle mi olsun bir konuda seçim yapmak adı üstünde parlamento kararı oluyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bir konuda kurallar koymak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak, bu böyle olacak, bu böyle olacak. Bu kanun, kurallar bütünü. Ama meclis bir konuda seçim yapıyorsa şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Evet, böyle olsun diyorsa biz buna parlamento kararı adını vereceğiz. Adı üstünde. Meclis kural koyuyorsa kanun, karar alıyorsa parlamento kararıdır diyeceğiz. Ve parlamento kararlarını da burada biraz örnek verelim. Anlatımımız ve benzetmemiz de aynı dedik. Meclisin yapmış olduğu seçimlik durumlardır dedik. Bakınız TBMM iş tüzüğü, yasama dokunulma mağazanın kaldırılması, milletvekilinin düşürülmesi. Burada bir es verdim. En çok karışan parlamento kararlarından birisi TBMM iş tüzüğüdür. Niye? Çünkü bu misalen bir kanun gibi kurallar bütünü ama neyi düzenliyordu TBMM iş tüzüğü? Meclisin nasıl çalışacağını, hangi konuda ne yapacağını düzenleyen kurallar bütünü. Aslında meclisin çalışmaları ile ilgili almış olduğu her türlü karar iş tüzükte yer alıyor. O yüzden aslında bu konudaki meclisin çalışma ile ilgili parlamento kararlarının toparlanmış bütünüdür TBMM iş tüzüğü. Bir buna dikkat edelim. Devam ederken nasıl böyle zihnimde parlamento kararı olduğunu oturtacağım. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması. Şu milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırsak mı, kaldırmasak mı? Bak iki ihtimalden birisi kural yok. Kaldırsak mı, kaldırmasak mı karar veriyor. O yüzden dokunulmazlığın kaldırılması parlamento kararı. Benzer şekilde milletvekilliğinin düşürülmesinde de bir seçim yapma hali var. Şu milletvekilinin milletvekilliğini düşürsek mi, düşürmesek mi? İki durumdan birini seçiyor. Parlamento karar. Meclisin tatile girmesi karar. Tatile girsek mi, girmesek mi? Bak kural yok. Şu tarihte meclis tatile girecektir, tatilde şunları yapacaktır. Böyle bir şey yok. Şu tarihten şu tarihe kadar meclis tatil yapsın mı, yapmasın mı? Parlamento karar. Genel görüşme açılması karar. Bu konuyu görüşelim mi, görüşmeyelim mi? Parlamento karar. Meclis araştırması açılması kararı. Bu konuyu araştırsak mı, araştırmasak mı? Seçimlik durum, parlamento karar. TBMM Başkanlık Divanı seçimi. TBMM Başkanı olarak Ali Bey mi seçsek, Ayşe Hanım mı seçsek, Veli Bey mi seçsek, Fatma Hanım mı seçsek? Bak birinden birini seçiyor. Seçimlik durum, parlamento karar. Benzer şekilde kamu başlenetçisi seçimi. Hangisini kamu başlenetçisi olarak seçelim? Zaten meclisin yapmış olduğu tüm seçim halleri birer parlamento kararı olacak. Benzer şekilde radyo ve televizyon üst kurulu üyelerinin seçimi, Anayasa Mahkemesi'ne ve Hakimler Savcılar Kurulu'na üye seçimi. Bakın bir yere seçim atama yapıyorsa bunların hepsi zaten parlamento kararı olacak. Mantığını verdik. Olağanüstü hal ilanı onayı. Cumhurbaşkanı daha sonra konuşacağız. Olağanüstü hal ilan edecek içeriğiyle beraber. Yani içeriği Cumhurbaşkanı hazırlamış. Bunu onaylasak mı, onaylamasak mı? Seçimlik bir durum, parlamento karar. Benzer şekilde kalkınma planlarının onaylanması. Yine içeriği Cumhurbaşkanı hazırlayacak. Bu kalkınma planını onaylasak mı, onaylamasak mı? Seçimlik bir durum, parlamento karar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkeye gönderilmesi veya yabancı ülke askerlerinin Türkiye'de bulunmasına izin verilmesi. Asker gitsin mi, gitmesin mi? Bulunsun mu, bulunmasın mı? İhtimalen işte iki duruma dayalı bir seçim hali var.
Burada yine parlamento kararı olduğunu söyleyeceğiz. Savaş ilanı karar. Savaşsak mı, savaşmasak mı şu ülkeyle? İki ihtimalen seçimdeki iki durumdan birini karara bağlama. Yine savaş ilanı da parlamento kararı olacak. Daha sonra konuyu, daha doğrusu üniteyi bitirirken meclisin görev ve yetkileri içinde hangisini meclis kanunla, hangisini parlamento kararıyla yapıyor? Bir daha bir ayrım yapacağız arkadaşlar. Burada parlamento kararlarının mahiyetini konuştuk, örneklerini gözden geçirdik ama tekrar döneceğiz. Peki, parlamento kararıyla ilgili söyleyeceklerimiz şu an için bu kadar. Ve şunu da söyleyelim burada. Daha sonra tekrar konuşacağız. Parlamento kararlarının yargısal denetimi yoktur arkadaşlar. Çünkü meclis Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst irade ve idare organıdır. O yüzden meclisin aldığı kararlar kanunda, anayasada bellidir. Ve niye bu kararı aldın diye meclisi bu konuda yargıya tabi tutmak mümkün değildir. Ama 3 tane parlamento kararı vardır ki bunlar istisnadır. Bunların yargısal denetimi olacak. Onlar da TB meşduzu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi. Burada anayasaya aykırılık noktasında Anayasa Mahkemesi bu üçünün denetimini yapacak veya ilgili mevzuatlara aykırılık noktasında bu üçünün denetimini yapacak ama diğerlerinin usulen baktığımızda yargısal denetimi olmayacak arkadaşlar. Yargısal denetimi olan 3 parlamento kararı, bunları işaretledim. Diğer parlamento kararlarının yargısal denetimi yoktur. Bunu daha sonra tekrardan konuşacağız. Gelelim siyasi parti grupları konu başlığımıza. Nedir siyasi parti grubu? Konuşa konuşa ismiyle geldik. Şimdi mahiyetine bakıyoruz. Partilerin TBMM'deki anayasal yetkilerini kullanabilen yapılanmalarına siyasi parti grupları adını veriyoruz. Ve bir siyasi parti grubu olması ilgili siyasi partinin mecliste yasama faaliyetlerine yön verebilmesi anlamına gelecek. Ama şu an veya önceki veya sonraki süreçlerde siyasi partilerin meclisteki durumlarını gözlediğimizde her bir siyasi partinin mecliste grubu olmuyor. Hatta milletvekili olan mecliste siyasi partilerin bile siyasi parti grubu olamayabiliyor. Çünkü siyasi parti grubu kurabilmek için ana kriterimiz şu arkadaşlar. Siyasi parti grupları en az 20 milletvekilinden meydana gelmektedir. O yüzden sen işte belli sayıda milletvekilinin işte üyesi bulunduğu bir partiyi görüyorsan ama mecliste o partinin grubu yoksa sebebi temelde bu oluyor arkadaşlar. 26 milletvekiliyle parti grubu kurmak mümkün değil. En az 20 milletvekiliyle bir siyasi parti grubu mecliste kurulabiliyor arkadaşlar. Bunu da aklınıza gelmiştir birçoğunuzun. Bir veriyle karıştırmayacağız. O da siyasi parti kurabilme verisiyle alakalı durum. Siyasi partiler en az 30 Türk vatandaşıyla kuruluyor. Ama meclisteki siyasi parti grupları en az 20 milletvekiliyle kuruluyor. Bunu da aslında düz mantık şöyle basit algımız alabiliriz. Hani parti kurmak deyince Türkiye genelinde bir siyasi partiden bahsediyorsun. Hani Türkiye'nin nüfusu biliyorsun 80 küsür milyon. Birey vatandaş var burada baktığımızda. İşte yabancılıklar hariç olarak söylüyoruz tabii ki. Bu noktada arkadaşlar Türkiye'de 80 küsür milyon vatandaş var. Bunlardan en az 30 tanesi parti kurmak için bir araya gelmesi gerekiyor. 85 milyon da diyelim işte 30 vatandaş. Ama parti grubu deyince 600 milletvekili içinde en az 20 milletvekili ile parti grubu kuruluyor. 85 milyonda 30 vatandaş ile parti kurulur Türkiye geneli yapılanma ama 600 milletvekili içinde 20 milletvekili ile siyasi parti grubu kuruluyor. Daralan meclis o yüzden sayıda az 20 milletvekili ile parti grupları kurulabiliyor. Peki bunu bir daha tekrar ettik, buradaki veriyle kıyasını yaptık. Gelelim siyasi parti gruplarının yapamayacağı veya yapabileceği durum ve işlemlere. İlk önce yapamayacağı işlemlere, uygulamalara bakalım. Anayasanın ve mevzuatın yasakladığı işlem ve uygulamalar. Parti grupları şunları yapamıyor. Meclis başkanlığına aday gösteremezler. Meclis başkanının tarafsızlığı gereği anayasanın almış olduğu bir tedbir. Her bir meclis başkan adayı kendi milletvekili statüsüyle adaylığını ortaya koyar. Herhangi bir parti üzerinden veya parti adına meclis başkanına aday olunamaz.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili görüşme yapamazlar ve karar alamazlar. Geleceğim şimdi. Meclis soruşturması ile ilgili de görüşme yapamıyorlar, karar alamıyorlar. Neden? Çünkü yasama dokunulmazlığını kaldırma yetkisi TBMM Genel Kurulu'na ait. Meclis soruşturmasını gerçekleştirme yetkisi de biraz sonra bakacağız ilgili sırası gelen konu başlığında. Yine meclise ait. Yani bunlar TBMM Genel Kurulu'nun görüşüp karara bağlayacağı, hep beraber tüm milletvekillerinin görüşüp karara bağlayacağı durumlardır. O yüzden anayasa diyor ki parti gruplarına, bunlar dokunulmazlığın kaldırılması ve meclis soruşturması Meclis Genel Kurulu'nda hepimizin, bütün milletvekilinin katılımıyla görüşüp karara bağlanacak durumlardır. Siz siyasi parti grupları bu konuda kendi içinizde görüşme yapıp karar alıp milletvekillerini etkilemeyin. Hep beraber bunlara bakıp karara bağlayacağız ve görüşeceğiz demeye çalışıyor. Bu arada anayasada şu soruşturmayla ilgili görüşme yapamazlar ve karar alamazlar ifadesi yok. 2017 değişikliği öncesinde vardı. Ancak anayasa metninin kurgulanması gayesiyle bu ifade anayasa metninden çıkarıldı. Ama halen TBMM iç tüzüğünde meclis soruşturması ile ilgili siyasi parti grupları görüşme yapamazlar ve karar alamazlar ifadesi geçiyor. Bu olmasın diye anayasa metninden çıkarılmadı. Anayasa metninin kurgusundan dolayı çıkarıldı arkadaşlar. O yüzden bazı kaynaklarda siyasi parti grupları meclis soruşturması ile ilgili görüşme yaparlar, karar alırlar gibi tersi ifadenin doğru kabul edildiğini görürsünüz. Evet, anayasa metnine bakınca bu olabilirmiş gibi ama halen uygulamada TBMM iç tüzüğünde bu durum devam ediyor. Yani meclis soruşturması ile ilgili siyasi parti grupları görüşme yapamazlar ve karar alamazlar. Bunu da söylemiş olalım burada. Peki yapabileceği işlem uygulamalar nedir? Bunlara bakalım. Ki bazılarına zaten konu geldikçe bunu parti grubu yapar diye alt başlıklarda yine anlatacağız. Meclis araştırması yapılmasını isteyebilecek parti grupları. Genel görüşme açılmasını isteyebilecekler. Kapalı oturum yapılmasını isteyebilecekler. Cumhurbaşkanlığı adayı gösterebilecekler. Ama dikkat, meclis başkanlığı adayı gösteremiyorlardı. TBMM başkanı, başkan vekilleri, katip üyeleri ve idare amirleri, daha doğrusu başkan yok orada. TBMM başkan vekilleri, katip üyeleri ve idare amirleri için kendi içlerinden aday gösterebilirler. Ama parti grupları meclis başkanlığı aday gösteremiyorlardı. Az önce ifade etmiştik. TBMM'deki komisyonlara üye seçiminde kendi içlerinden yine aday gösterebilecekler. TBMM temsil heyetlerinde kendi içlerinden yine görev alacak milletvekillerini aday gösterebilecekler. Bunların birçoğuna konu sırası geldikçe parti grubu yapar yapar diye ayrı konularda atıfta bulunacağız arkadaşlar. Peki burayı da hallettik. Bir de kamu denetçiliği kurumuna bakalım şu arada. Kamu denetçiliği kurumu ile ilgili anayasada çok geniş uzun adıya bir içerik yok arkadaşlar. Çünkü kendine has bir kanunu var. Mevzuatı ayrıca düzenlenmiş bir denetleme organı. Ama anayasadaki verilerimiz şunlar. Hani konuşa konuşa geldik ya, kamu denetçiliği kurumu, kamu başdenetçisi vesaire. Şimdi de anayasadaki kamu denetçiliği kurumu ile alakalı verilere bakıyoruz. Diyor ki anayasa, TBMM başkanlığına bağlıdır kamu denetçiliği kurumu ve idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler. 2010 anayasa değişikliğiyle kamu denetçiliği kurumu ilk kez anayasada düzenlendi ve sonraki yıllarda da şikayetleri kabul edip incelemeye başladı. Ülkemizdeki denetim organlarından yegane farkı kamu denetçiliği kurumunun TBMM başkanlığına, yani yasama organına bağlı olması arkadaşlar. Ülkemizdeki genel denetleme organları Cumhurbaşkanlığı bağlı kurumlarına veya kuruluşlarına, bakanlıklar bağlı kurum veya kuruluşlarına bağlı kurumlar olarak denetimde bulunuyor. Yani genel ülkemizdeki idari denetim usulü yürütme organlarına bağlanmıştır. İşte kamu denetçiliği kurumunun fark noktası budur. Yasama organına, TBMM başkanlığına bağlı olmasıyla kendi farkını ortaya koymakta. TBMM başkanlığına bağlı olduğu için kamu denetçiliği kurumu, kurumun başındaki görevli olan kamu başdenetçisini TBMM seçiyor. Zaten bu bilgiyi söyleye söyleye gelmiştik. Ve kamu başdenetçisinin görev süresi 4 yıldır diyoruz arkadaşlar. Yine ÖSYM'nin önemsediği konu içeriklerden bir tanesidir kamu denetçiliği kurumu.
Geçmiş yıllarda çıkan sorular var. Her yılda buradan ÖSYM'nin soru sorma ihtimali bulunmaktadır arkadaşlar. O yüzden kamu denetçiliği kurumuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine ilerleyen konularda ara ara oraya atıfta bulunacağız arkadaşlar. Peki şunlara bakalım. TBMM'nin bilgi edinme denetim yolları diyeceğiz. Bu noktada meclisin bu çerçevede bilgi edinmeyi sağladığı, denetleme yaptığı 4 tane yöntem var. Yazılı soru, meclis araştırması, genel görüşme ve meclis soruşturması olmak üzere. İlk olarak yazılı soruyla başlayalım. Anayasa metnine baktığımızda yazılı soru, bildiğin yazılı şekilde soru sorma. En geç 15 gün içinde cevaplandırılmak üzere Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara milletvekillerinin soru sormalarından ibarettir. Bir milletvekili dahi yazılı soru sorabilir diyoruz. Dikkat edeceğimiz noktalar. Kim yazılı olarak soru soruyor? Milletvekilleri. Kimlere soru soruyor? Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara soru soruyor. Neye bir de dikkat edeceğim alt planda? Cumhurbaşkanına milletvekilleri soru soramıyor yazılı veya diğer bir şekilde. Yardımcı ve bakanlara ancak yazılı şekilde soru sorulabiliyor. Bu sorular da muhatabı tarafından 15 gün içerisinde cevaplansın diyor anayasa. Ve sorular için de 3, 5, 20, 120, 200 milletvekili bir araya gelmesine gerek yok. Her bir milletvekili ilgili muhatabına yazılı şekilde soru sorabiliyor. Buna yazılı soru diyoruz arkadaşlar. Gelelim meclis araştırmasına. Meclisin bir konuyla ilgili bilgi edinmek amacıyla yapacağı inceleme, araştırmaya biz meclis araştırması adını veriyoruz. Bu araştırmalar kurulan komisyonca gerçekleştirilir ve araştırma yapmak üzere kurulan komisyonlara da araştırma komisyonu adı veriliyor. Yine siyasi partilerin milletvekilleri sayıları oranınca, daha doğrusu siyasi parti gruplarının milletvekilleri sayıları oranınca komisyonlara katılımı sağlanıyor. Yine konuda uzman olan milletvekili veya milletvekilleri o konu araştırması maksadıyla araştırma komisyonunda yer alıyorlar. Komisyon kuruluyor, araştırmasını yapıyor, raporunu hazırlıyor. Meclis başkanlığına sunuluyor bu rapor ve milletvekillerine bu rapor dağıtılıyor ve mecliste o konuda bilgilenmiş oluyor. Peki kimler meclis araştırması yapılmasını, açılmasını isteyebilir dediğimizde, işte bakın, siyasi parti grupları meclis araştırması açılmasını isteyebiliyor veya en az 20 milletvekili meclis araştırması açılmasını isteyebiliyor arkadaşlar. Gelelim genel görüşmeye. Bu da şöyle tanımlanıyor. Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konunun TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesidir. İfade böyle ama aslında genel görüşme dediğimiz durum gündem teklif etmedir. Şunu görüşelim mi denmesi genel görüşme talebinde bulunma, yani düz anlamda gündem teklif etme halidir. Peki genel görüşmeyi kimler isteyebiliyor dediğimizde meclis araştırmasını isteyenlerle yine aynı. Siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili genel görüşme yapılmasını talep edebiliyor, isteyebiliyor. İşte siyasi parti grubu olabilmek yasamaya veya yasama faaliyetine yön vermek anlamına gelecek demiştik ya. İşte partinin mecliste siyasi parti grubu varsa meclis araştırması yapılmasını isteyebiliyor, genel görüşme yapılmasını isteyebiliyor gibi. Tabii 20 milletvekili de meclis araştırması ve genel görüşme yapılmasını isteyebiliyor. Bu arada 20 milletvekili derken herhangi 20 milletvekili, aynı partinin olmaları zorunlu değil. Aynı partiden de olabilirler. Farklı siyasi partilerden de toplama 20 milletvekili bu konularda istemlerde bulunabiliyor. Son bakacağımız yöntem artık denetleme yöntemi olacak. O da meclis soruşturması olacak arkadaşlar. Ne olduğuna bir bakalım şuradan. Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların haklarında suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun, yani 301 milletvekiliyle vereceği önergeyle soruşturma yapılması haline verdiğimiz adlandırma oluyor. Parantez işleri önemli, es geçtim. Kimler burada soruşturuluyor onun vurgusunu yaptım. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar cezai açıdan soruşturulacaklar. Peki detayına bakalım şimdi. Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili olan olmayan herhangi bir suçundan dolayı meclis soruşturmasına tabi olacak. Buna anayasa ifadesiyle Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu diyoruz.
Ama Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar sadece görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan veya işledikleri desturlardan suçlardan dolayı soruşturulabilecekler bu durumda. Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili olan olmayan herhangi bir konuda soruşturulabilirken, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar sadece görevle ilgili işledikleri desturlardan suçlardan dolayı soruşturulabilecek arkadaşlar. O yüzden toparlayarak ilgili ayrım noktasını da söylediğimizi farz edersek, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların cezai konularının soruşturulmasına meclis soruşturması adı veriliyor. Teklif nasıl yapılıyor onu da söyledik, şimdi oradan devam edelim. İlgilinin ilgili konuda cezai durumunun soruşturulabilmesi için en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun, yani 301 milletvekilinin bunu teklif etmesi gerekiyor, istemesi gerekiyor. Buna soruşturma önergesi, soruşturma açma önergesi adını veriyoruz. Teklif yapıldı bu şekilde, önerge verildi. Devamına bakalım. Meclis önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tam sayısının 3/5'inin vereceği kararla, yani 360 milletvekilinin vereceği kararla soruşturma açılması kabul edilebilir. Ancak burada oylama gizli yapılıyor. Teklif 301, bu teklifin kabulü 360. Teklif üye tam sayısının salt çoğunluğu, bu teklifin kabulü üye tam sayısının 5'te 3'ü. Eğer kabul yönünde bir oylama sonucu çıktıysa, devam ediyoruz. Soruşturma TBMM'de kurulan 15 milletvekilinden oluşan soruşturma komisyonunca gerçekleştiriliyor. 15 milletvekilinden oluşan, yine tabii ki siyasi parti grupları milletvekilleri sayıları oranınca bu soruşturma komisyonuna katılıyor. Komisyon kuruluyor ve bu soruşturma komisyonu soruşturmaya başlıyor. Gelelim şuraya. Soruşturma komisyonu soruşturma sonucunu belirten raporu 2 ay içinde başkanlığa sunmalı. Ama bu süre yetmediyse bu durumda komisyona 1 aylık yeni ve kesin süre verilir. Komisyon 2, eğer gerekiyorsa artı 1 aylık süre içerisinde soruşturmasını tamamlayacak, raporu meclis başkanlığına sunulacak. Rapor başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde dağıtılıyor. Dağıtımını itibaren de 10 gün içinde genel kurulda görüşülüyor. Yani soruşturma raporu geldi meclise, bu raporlar milletvekillerine dağıtılıyor 10 gün içerisinde. Dağıtımını takiben de 10 gün milletvekillerine inceleme değerlendirme süresi tanınmış. Bunu takiben de 10 gün içinde soruşturma ile alakalı durumlar görüşülüyor. Bunun yanı sıra soruşturma neticesinde TBMM üye tam sayısının 2/3'ünün, yani 400 milletvekilinin gizli oyuyla Yüce Divan'a, yani Anayasa Mahkemesi'ne sevk kararı verilebiliyor ilgili hakkında. Burada sevk çoğunluğunu gördük. Neymiş? Üye tam sayısının 2/3'ü, yani 400 milletvekilinin sevk kararında kabul oyu vermesi gerekiyor. Teklif 301. Teklifin kabulü 360. Yüce Divan'a sevk kararı 400. Teklif üye tam sayısının salt çoğunluğu. Kabul üye tam sayısının 5'te 3'ü. Yüce Divan'a sevk kararı içinde üye tam sayısının 2/3'ünün kabulü gerekiyormuş. Bu noktada eğer sevk yönünde bir karar çıktıysa mecliste yapılan oylamada, ilgili Yüce Divan'a sevk ediliyor ve bu ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatıyla ilgili suçundan dolayı yargılamaya tabi tutulacak. Yüce Divan yargılamaları 3 ay içinde tamamlanır ama yine benzer şekilde komisyona da bir süre verilmişti. Burada da bir süre veriliyor. 3 ay içinde yargılama tamamlanmazsa ek bir 3 aylık süre daha veriliyor. 3 ve gerekiyorsa artı 3 aylık sürede Yüce Divan yargılaması tamamlanır diyor anayasa. Bir devamına baktığımızda, Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona eriyor. Yani haklarında soruşturma isteniyor, göreve devam ediyorlar. Soruşturma yapılıyor, göreve devam ediyorlar. Yüce Divan'a sevk kararı çıkıyor, halen göreve devam ediyorlar. Yüce Divan yargılaması yapılıyor, halen göreve devam ediyorlar. Ne zaman ki seçilmelerine engel bir suçtan hüküm alırlarsa ancak o durumda görevleri sona eriyor. Bu arada Yüce Divan'da eski dönem görevliler de sevk edilip yargılanabiliyor. İşte eski bir bakan, baktığımızda bu türevde bu dönem yargılanması gerekiyorsa örneğin,
Eski bakan da örneğin bu dönemki meclis tarafından Hücre Divanı'na sevk edilip yargılanabiliyor. Bunu söylemeye çalışıyor. Peki soruşturmayla ilgili ifademizde bunlar oluyor. Şimdi çıkmış sorulara göre uyaracağım ve ÖSYM'nin dikkat ettiği ve sizin de dikkat etmeniz gereken noktayı söyleyeceğim. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nı, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları Yüce Divan'a kim sevk eder dediğinde vereceğimiz cevap Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama daha sonra anlatacağımız bilgiler şu an buranın örgü ilerlemesini yapıyorum baktığımızda. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları kim atar deyince Cumhurbaşkanı atar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları kim görevden alır derse Cumhurbaşkanı görevden alır. Ama Cumhurbaşkanı dahil yardımcısını, bakanları kim Yüce Divan'a sevk eder deyince meclis sevk eder diye cevaplayacağız arkadaşlar. Peki burayı tamamladık. Şuradaki bilgi notumuza bakalım. 2017 anayasa değişikliğiyle sözlü soru ve gen soru kaldırılmıştır. Neden? Bakalım şimdi ona da. Burada bu bilgi lazım olmayacak ama merak ediyorsak veya soruda sorgulanırsa diye bakmış olacağız. Eskiden hem yazılı hem de sözlü soru vardı arkadaşlar. Çünkü eskiden yani parlamenter sistem varken bir milletvekili bakan olarak atandığında milletvekilliği de bakanlığı da devam ediyordu. Veya bir başbakan işte milletvekilleri arasında atanmak zorundaydı. Kişi hem başbakan hem milletvekili olarak iki görevi birlikte yerine getiriyordu. O yüzden de milletvekilleri başbakanı ve bakanı muhtemelen mecliste görebilir, bulabilirdi. Ve burada da bulunca sözlü olarak sorabilirdi, soru sorabilirdi. Ama artık Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı yardımcıları da bakanları da bakanlar da aynı anda milletvekili olamıyorlar. İstisnai durumlar hariç mecliste görevleri bulunmuyor Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları. O yüzden artık sözlü sorunun bir anlamı kalmıyor, kaldırılıyor. Sadece yazı ile soru sorulabiliyor. Yine 2017 anayasa değişikliği öncesinde Türkiye'de parlamenter sistem varken Bakanlar Kurulu TBMM'ye karşı sorumluydu. O yüzden de göreve başlayan Bakanlar Kurulu'nun görevde kalabilmesi için meclisin güven oyunu alması gerekiyordu. Artı meclis de kendisine karşı sorumlu olduğu için Bakanlar Kurulu memnun kalmadığı bir bakanı veya Bakanlar Kurulu'nun tamamını gen soruyla düşürebiliyordu. Ama artık günümüzde Cumhurbaşkanlığı sisteminde az önce de konuştuk. Yardımcıyı ve bakanları Cumhurbaşkanı atıyor ve ancak kendisi görevden alıyor. Yani artık meclisin Cumhurbaşkanı yardımcısını ve bakanı görevden alacak şekilde müdahalesi kalmamış durumda. O yüzden arkadaşlar gen soruda parlamenter sistemin bir denetim yolu olarak yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde kaldırılan bir araç olarak bulunuyor. Gerekçelerini konuştuk. Çok lazım değil. Şunu bilsek yeterli. Sözlü soru ve gen soru 2017 anayasa değişikleriyle kaldırılmıştır diyoruz arkadaşlar. Peki bu videomuzu da burada tamamlayalım. Bir sonraki videomuz sanırım tahminimce son videomuz olacak ve bir sonraki videoyla yasama ünitesini bitirmiş olacağız arkadaşlar. Son videoda görüşürüz o halde.